Hocam yine bu özellikle ilkbahar döneminde işte yaza doğru gelindiğinde halk arasında bilinen bir konu var. Hıdrellez deniliyor hocam ifade olarak ve bu Hıdrellez İslam'da yeri nedir hocam? İşte Hıdır Aleyhisselam ile İlyas peygamberin buluştuğu ve bu vesileyle de bu günü işte 6 Mayıs olarak genelde Türkiye'de ya da diğer ülkelerde inanılıyor. 6 Mayıs'ta buluştuklarına inanılıyor. Böyle bir şey dinimizdeki yeri nedir hocam? Şimdi ilk önce Peygamber Hadır Aleyhisselam adı Hazır değil. Türkiye'de hazır Türkiye'de diyor. Hazır diyorlar ama bu özel bir isimdir. Bir peygamberin lakabıdır. Asıl ismi değil. Asıl ismi meşhur olan görüşe göre Bilya bin Melken. Ama kuru bir yerde oturmuş, kupkuru, sarı olmuş. O otlar yepyeşil olmuş. Buna dolayı Hadır adı oradan almıştır. Çünkü Arapçada Ahbar, Ahbar yani yeşil. Ve Hadır yani yeşilden gelme. İsmi oradan almıştır Al-Hadır diye. Al-Hadır hakkında üç tane görüş var. Bir, Resul'dür. İki, Nebidir. Üç, Velidir. Rivayet ettiğine göre Cem'ül Hadis adlı kitabında İbn Abbas'tan naklediyor. Hadır Peygamber aleyhisselam ve İlyas Peygamber aleyhisselam yılda bir defa Mine'de buluşuyorlar. Arabistan'da değil mi hocam? Arabistan'da şeytan taşlama olayı ve kurban kesime olayı o yerde O buluşuyorlar. vakitte mi buluşuyor hocam yoksa Şimdi o vakitte vakit geçmiyor. konsantresi O vakitte geçmiyor ama orada buluşuyor. Birinin saçını kazdırıyorlar. Ha şimdi Mine'de orada saçımızı kazdırıyoruz. Ola da kazdırıyorlar. Mine'de buluşuyorlar. Biz de Mine'de buluşuyoruz. Saçımı orada kazdırıyoruz. Ola da orada kazdırıyoruz. Belki her zaman da olabilir. Ama rivayetlere geçmiyor. Buluşuyorlar. Müslümanların durumunu konuşuyorlar. Ondan bahsediyorlar. Nasıldır diye. Sonra ayrılırken bir dua okuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. La yesuqul hayra illallah. Bismillahi ma şa Allah. La yasrifu's su'a illallah. Bismillahi ma şa Allah. Ma kana min ni'metin fe min Allah. Bismillahi ma şa Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu zikri okuyorlardı ayrılırken. İbn Abbas diyor ki bu duayı okuyorlardı ve her kim bu duayı okursa Allahu Teala onu yanmaktan, suda boğulmaktan, hırsızlara maruz kalmaktan, yılan ve akraptan zarar görmekten Allahu Teala onu korur. Yani güzel bir şeydir. Düşmanlardan korur mu? Düşmanlardan ve şeytanlardan. Şimdi İmam Suyuti diyor ki sabah akşam üçer defa okunursa büyük faydası olur. Bu tür şeylerden korunmak için. Biz de okursak da bir büyük faydası var. Hepsi dört satırdır zaten. Evet hocam. Üçer defa okursak da faydası var. O zaman burada Hadır Peygamber ve İlyas Peygamber gerçekten yılda bir defa okuyorlar, buluşuyorlar. Ama tam hangi gün? Allahu Alem. 6 Mayıs mıdır? 6 Şubat mıdır? 6 Recep midir? 6 Şaban mıdır? Allahu alem ama yılda bir defa buluşuyorlar. Ama Türkiye'de bir düşünce var. Kişinin bir niyeti varsa bir kağıda asıp bir ağaca asıyorlar. Şayet sabah kalktığında o kağıt bulamazsa demek ki onlar diyorlar ki Hadır Peygamber buradan geçti, aldı demek ki gerçekleşecek. Yok ya, alakası yok. Rüzgar götürdüğü olabilir. Şeytan götürdüğü olabilir. Çünkü ben bir keresinde gördüm bir ağaçta. Belki 15 tane kağıt. Hepsini okudum. Kocam başka bir bayana evlenmesin. Oğlum sınavdan geçsin. Kocamın işi iyi olsun. Şu olsun, bu olsun falan falan hepsini yazmıştır. Aklına geliyorsa. Şimdi sabah uyandığında o kağıtları göremeyecek. Göremeyince aha ne kadar oradan geçti. Gerçekleşecek. Öyle bir şey yok. Hikayedir. Bu bizim bazı halkımızın çıkartmış oldukları bir adettir ama aslı
faslı yoktur. Ama konumuza dönelim. Hadır peygamber ve İlyas peygamber gerçekten yılda bir defa buluşuyorlar. Dertleşiyorlar, ondan sonra ayrılıyorlar. Ha, bazı alimler demişler ki bu hadis zayıftır, olabilir. Bazı alimler demişler ki bu hadis uydurulmuştur da olabilir. Yani zayıf da olabilir, uydurulmuş da diyen de olabilir. Ama zayıf olsa bile burada akaidle ilgili, fıkıhla ilgili bir mesele yok. Bir duadır. Evet, bu, biz de uygulayabiliriz yani.